Kimin eşliğinde? Ahmet Özden ve Muhteşem Orkestrası'nın eşliğinde. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ahmet Özden. Ve tabii ki çok çok büyük heyetimiz, sevgili Garo Mafyan, sevgili İbrahim Tatlıses, sevgili Deniz Seki ve sevgili Seyfi Dursunoğlu. Hoş geldiniz hepiniz. Hoş geldiniz. Senin bugün tipin niye böyle? O bir. Ne demek? Kravat takmışsan böyle Garo abi gibi kravatını bağlayacağım. Bak ben kravatı yok. Bağlayamıyorum. Sıkıntı üstümde, sıkıntılıyım. Bak sesi de... Seyfi Bey duyamıyoruz. Evet. Mikrofonunuz yok. Onu da attınız. Bunu da takamıyorum. Bir sıkıntı geldi bana. Ne oldu? Kravatımı hayırdır da bağlayamıyorum. Öyle bir sıkıntı değil. Ben bağlayayım peki, seni. Peki biz sana diyor muyuz ki senin bu kılığın ne? Benim kılık kıyafetim böyle. Ben sportmanım. Kıyafetim böyle olmaz işte. Herkes kravatlıysa, ceketliyse sen de öyle olacaksın. E bu ne? Şey pardon yani göğsü açı. Bu hamama gidecekmiş, yanlış yere gelmiş. Kravatını bağla. Pantolonunu çıkar. Ben çok beğendim. Çok açıkça bir şey söyleyeyim. Kravat bağlamasını bilmiyor. Bağlayan çocuk bugün gelmediği için öyle geldi. Ama ben bağlayabilirim. Teşekkür ederim. Elde bağlarım biliyor musun? Bunu seni bağlamak için bağlamıyorum. Beni bak ondan mı bağlayacaksın? Ondan mı bağlayacaksınız? Bu moda. Moda. Herkes ne değillik. Böyle şey yani. Evet. Böyle. Ha, tarz olmuş Seyfi Bey. Tarz yapıyorum evet. Pembe çok yakışmış. Pembe, mengil ve kravat hakikaten çok yakışmış. Yine yani körler sağırlar birbirlerini ağırlar gibi oluyor diyorlar ama ben her seferinde tüm içtenliğimle ve hakikaten inandım ve öyle gördüğüm için söylüyorum. Bütün jüri üyelerimiz, üçünüz de çok yakışıklısınız yine ve Deniz Seki tabii ki çok güzel bu akşam yine. Çok mersin. Bu yarışmada yalan söylemek serbest galiba. Söylemiyorum yalan. Böyle dikine konuşmasanız. Nasıl? Profil konuşun biraz. Böyle mi? Evet. Her şeyi biliyor. Dört tane film çevirdi. Ama beyefendi böyle konuşursanız bu, patlar. Işıkçı bu. Kameraman bu. Senarist bu. Hayret bir şey. Bunlar Türkiye'den çıkıyor biliyor musun? Bütün bu işleri yapan bir kişi. Evet. Para vermeyesin diye etrafa. Bugün odasına girdim. Yazımı turamı 20 kağıdını aldım. Hoş geldiniz Mahmut Tuncer. Nedir o ki? O 20'likçidir ya. Ben bilmem. Siz de düştünüz. Bilseydim 18 milyonunu sen 40 alırdım. Sen 40 yap. Abi bağla şu kravatını, sinir etme bizi ya. Hadi. İşin sonu gelmiş. Hadi şişirmeyeyim gözünü. Osman Bey. Neredeyiz? Şişirmeyeyim gözünü. Ya niye üzülüyorum biliyor musunuz? Bunlar gelecek hafta yok. Gelecek yok? Hafta son bu biz konuşmalar. Biz gelecek hafta bir gün mü program yapacağız? Evet. Pazartesi günü büyük final pazartesi akşamı olacak. Deniz Seki iyi ki hatırlattınız. Ben Deniz Seki'den bahsedilmişken bugün akşam gazetesini okudum. Akşam gazetesinde şöyle bir makale var. Makale. Doğru mudur efendim? Makale. Nalet gitsin. Nedir? Diyor ki benim favorim. Siz bir jüriyesiniz. Favoriyi belirleyemeyiz biz. Hı. Ama ben inanmıyorum ki sen öyle bir röportaj yapmış olasın. Yok yapmadım. Ya benim favorim. Ben okumadım da söylediler. Diye. Hayır hepsi. Çünkü bu insanları etkiler biliyor musun? Hepsi benim favorim. Zaten hepsi benim favorimdi. Sen bizim böyle bir röportaj yaptın yapmadım, mı? Yapmadım. Bu haber senin mi? Değil. Değil. Çocuklarımı senin için ne temsil ediyor? Hepsi benim favorim. Hepsi senin favorin. Da. Teşekkür ederim. Osman Tan. Buyurun Garo. Güzel konuşma. Ben bir şey rica edeceğim. Buyurun. Öncelikle. Yok Garo abi konuşabilirsin. Tabii konuşuyorum. Vallahi zaten. Konuşuyor. Teşekkür ederim. Serbestsin. Kredi yüksektir. Estağfurullah. Çok teşekkürler. Bugün çok keyifli bir mesaj aldığım için onu iletmek zorundayım. Sayın Yalova Belediye Başkanımız Barbaros Binicioğlu Bey. Önce bütün jüri üyelerinin saygılarını, yarışmacılara sevgilerini ve tüm ekibe bütün içten dileklerini iletti. Ben de onun elçisi olayım. Öncelikle bu nazik hareketinden dolayı hakikaten kendisine çok teşekkür ederim. Bunu belirteyim. Çok sağ ol. Çünkü efendim, çok ben güzel de bir dilekti. Çok güzel dilekti. Çünkü dün bir havuz hesabı vardı. Havuz bir musluktan bilmem ne boşalırsa buradan bir tane yapar. Boş hadi verin. Hepimiz teşekkürlerimizi edelim. Bitiyor zaten. Çok teşekkürler bitiyor. Çok tüm belediye başkanlarının ilgiyle izlediği Popstar programı. Hakikaten çok ilgili. Çünkü hakikaten çok güzel bir dilekti. Ben de katıldığım için kendilerine buradan jüri üyelerimiz adına teşekkür ederim. Bütün yarışmacılar ve bütün ekibimiz adına. Ben şöyle bir şey söylemek istiyorum. Özür dilerim. Estağfurullah. Çanta Belediye Başkanı bizim şirketi aramış. Dün akşam aramış. Bugün gündüz de aramış. O bizim dostumuz, o bizim arkadaşımız. Gerekli şey neyse ben iki aydır göreve başladım ama fark etmiyor. Bundan önceki başkan onun kardeşiydi. Bundan daha önceki yani kardeşinden daha önce kendisiydi. Sonra kardeşi oldu. Şimdi yine kendisi oldu. Yani bir aile şirketi zaten. Demek ki orada
O çanta beldesinde çok seviliyorlar. Ne kadar güzel, ben de alkışlıyorum. Ben de seviyorum zaten. Çok güzel. Dostumdu benim. Demiş ki gerekli şey neyse bir haftaya kadar hallediyoruz. Sakın merak etmesin. Bizim mahkemelere saygımız sonsuzdur. Hakimlerin verdiği karara saygımız sonsuzdur. Ben de böyle bir tavır içinde olduğu için buradan Sayın Başkan'ı alkışlıyor ve saygılarımı iletiyorum. Çok teşekkürler. Harika. Teşekkür ediyoruz. Ben de. Ay bunu iyi ki söyledin. Bütün Türkiye bunu merak ediyor. Evet. Bütün Türkiye o duvar yıkıldı mı yıkılmadı mı onu merak ediyor. Dünden beri. Ben de kuaförüm Kozi'ye, makyözüm Şengül Hanım'a, Jador'a, Aspendos'a teşekkür ederim. Ben de berberim Veysel'e teşekkür ediyorum. Ha. Ben de sizin teşekkürler. Çamaşırlarımı dokuyan fabrikaya teşekkür ediyorum. Hepinize benim, çok teşekkür ederim. Yasaklı olan, benim de teşekkür yasaklı olan, yer, bir dakika, yasaklı da... olan ve huzursuz eden ve rahatsız eden her duvar yıkılması lazım. O zaman senin yıkılman lazım. Allah korusun. Ben rahatsız mı ediyorum seni? Evet. Ne güzel, beni duvar gibi gördün. Döşams firmasına, Döşams. Ezberlinceye kadar öldüm. Döşams. Ben sizin isminiz diye biliyordum onu. İsmini de... Evet. Beyefendi, bak işaret ediyor. Ha, takmıyorum. Artık isyanlardayım. Böyle tutacağım. Teşekkür ederim. Biraz uzaklaştırır mısınız peki? Aniden, biraz. Yok, o çok fazla. Aniden burnunuza kaçabilir. Evet. Bir burun deliği var maşallah böyle. Eyvah. Senin öne eğik olduğu için belli olmuyor delikler. Kapatıyorum. Evet. Biz bugün ne yapacağız? Şarkılar var. Neredeyiz biz? Ne var, yapıyoruz? Programımız var, dolu yani. İzmir'den geçtiğimiz tünel var. Yok. O iki tane tünel var. Başka konuklarımız var. Geçebilir miyiz artık yavaş yavaş şarkılarımıza? Peki.